Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bebeklerim. Bugünkü konumuz zayıflamak. Ben belki görmüşsünüzdür, ilk açtım hesapta Ayşen'cik hesabında demin geziyordum ve baktım böyle bayağı bir zayıflamışım. 2018'in Ocak ayında birkaç fotoğraf paylaşmışım. Buraya koyacağım. 65 kiloymuşum. Zaten hastanede yapmıştım ben arkadaşlar. Hastanede de hep ilaç falan verdikleri için haliyle kilo alıyorsunuz. Sadece ilaç veriyorlar. Spor yapamıyorsunuz. Hareket halinde olamıyorsunuz. Sadece yemek veriyorlar. İlaç veriyorlar. Bu şekilde kilo almıştım. Sonra biberiyeri, çınar, fonçayı kullandım. Ve 65 kilodan şu an 47-45'e kadar bile indim. Ama belki genetik olduğu için olabilir. Çünkü benim ailemde, sülalemde genel olarak hepimiz zayıfız. Arkadaşlar işte en son genetiklikten falan bahsediyorduk. Ailemde böyle küçükken benim yaşıtlarım derken ailem, annem, teyzem olsun, kuzenlerim hepimiz yani zayıfız. Sadece annem böyle yaş ilerlediği için şu an 53 yaşında, bu yüzden galiba biraz kilo aldı. Ve kadın hastalıkları işte menopoz. Ya umarım bunu izleyen kız bayanlardır yani genellikle. Çünkü erkekler videodan uzak dursun. Saçma olur yani, dinlemeyin Allah aşkına. Ben burada kızlara ilişkin bir şeyler diyorum. İşte kadın hastalıkları, menopoz falan, bazı hastalıklar kesildiği için falan kilo almaya başladı. Ama genel olarak yani genetik iyi benim. Zayıf. Belki bu yüzden de kilo almamış olabilirim. Ailem gençken zayıftı çünkü. Sizin de yani bu şekilde. İşte kilo hastaneden çıktım. Hastanede de ya belki yaptıysanız biliyorsunuzdur. Spor yapamıyorsunuz, sürekli yatıyorsunuz. Hareket halinde olamıyorsunuz yani, arada dışarı çıkartıyorlardı ama oturmaktan, çevreyi izlemekten başka bir şey yapamıyordum. Bu yüzden ya yemek yiyip yatıp ilaç içip duruyordum yani anlayacağınız. Ondan sonra senden çıkar çıkmaz da bir eczaneye girdim ve orada dikkatimi çekti. Biberim, çınar, fon, zayıflama, bitki çayı bilmem ne bir şeyler yazıyordu. Onu almıştım, 25 TL, 20 TL falandır sanırsam. Daha ucuz da olabilir. Bir de şimdi koyacağım. Koymuştum. İşte ondan kullandım. Sonra hiç spor falan da yapmadım ama zayıflattı ya. Genetiğinden dolayı olabilir. Çünkü ben okula gidip gele belki midem küçüldü. Yemedim. Bu yüzden de olabilir. Arkadaşlar belki aranızda eğer böyle psikiyatride veya ameliyat olduysa ameliyat olmadığım için bilmiyorum. Yani ameliyattan sonra hastanede yatılıyor ya bir süre. O zaman kilo almış olanınız vardır diye düşünmüştüm ama ben de yapmadığım için bilmiyorum yani ameliyatta çok kilo alınıyor mu? Biliyorsanız yoruma yazın. Ama ben psikiyatride yapmıştım. Ve kilo aldım. Belki hani böyle bazıları ne deniyordu ona ya? Allah kimse düşünmesin ama hapishanede yatanlar falan mesela, onlara çok ilaç veriyorlarmış galiba. Onlar da çok kilo alabilir. Yani bazı bildiğim arkadaşlarım var. Yani kimse Allah düşünmesin. Onlara sürekli ilaç falan veriyorlarmış ve sürekli herkes durduğunuz için falan onlar da acayip kilo alabiliyorlar. Ben de psikiyatride yapmıştım, o yüzden kilo aldım. Bu şekilde. Arkadaşlar sanırım ilaç veriyorlar psikiyatride. Ya psikiyatri ilaç içiyordum yani. Onun için kilo aldım. Ayrıca yani Allah kimse düşünmesin. Orada da yemeklerin içine falan bir şey koyuyorlarmış galiba, o yüzden kilo alıyorum. Sen bu türlerden dolayı kilo alınabilir diyorum. Ben de size nasıl zayıflayacağınızı anlatıyorum. Zaten genetiğiniz iyiyse dışarı çıktığınız anda erimeye başlarsınız. Boğazdan kesersiniz. Et kendinize yavaş yavaş dönmeye başlarsınız. Bu şekilde. Mesela bebeklerim. Çok az yiyen ama böyle hastalığından dolayı, hatta ayılıp böyle çok hiç yemediği için arkadaşlarım da var benim. Hiç yemiyor ama çok kilolu ve veremiyor yani. Galiba bu onun hastalığıyla, midesiyle alakalı bir şey diyebiliyorum. Yani mide problemleriyle alakalı veya genetiğiyle alakalı. Genetik çok önemli bir şey bu konuda ya.
Ayrıca şunu da söylemeliyim. Ben diyetisyen değilim. Diyetle alakalı bir şey de yapmıyorum. Bir eğitim de görmedim. Arkadaşlar ben moda tasarımı mezunuyum. Ve açıktan İstanbul Üniversitesi'nde de çocuk gelişimi okuyorum. Onu da burada söylemiş olayım. Diyetle alakam yok. Sadece zayıfladım. Ve nasıl zayıflanır? Neden kilo alınır? Bunlarla alakalı konuşayım dedim sizinle. Çünkü Instagram'dan yazıyordunuz. Nasıl zayıfladın diye. Bu yüzden. Biberiyeli fan çayını hastaneden çıktıktan kısa bir süre kullandım. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra aldım ve kullanmaya başladım. Nasıl kullandığımı da söyleyeyim. Aç karnına kullanıyorsunuz. Yani aç oluyorsunuz. Hiçbir şey yememiş oluyorsunuz ki sonradan bir şey yediğiniz zaman hani böyle iştahınızı kapatsın fazla yemeyiniz diye. Tokan yiyince zaten karnın doymuş oluyor yani. Tokan yiysen ne olur. Onun için aç karnına yiyorsun ki fazla bir şey yememek için. Ve benim iştahımı çok azalttı. Ben çok yiyordum falan ama iştahımı azalttı. Mide bulantımı da belki bilemiyorum yani. Midem falan bulandırmaya başladı. Yani çok iyice böyle midem bulanıyordu. Hala bulanıyor. Midemde bir şey çıkmadı ama. Mide bulantısı falan böyle yani çok yiyince falan oluyordunuz. Bu şekilde bir yan etkisi galiba bu. Var. Sonra onu kullandım. Spor da yapmadım. Yürüyüşe çıkıyordum nadiren. Sonra aç karnı içiyorsunuz. Bunu aklınızda bulundurun. Karnı içiyorsunuz arkadaşlar. Ya önceki dedim içiyordu. Ben yiyorsunuz demişim. İçiyorsunuz. Bu bir çay. Ve tadı hala böyle biraz hatırladığım kadarıyla biraz değişik. Ama içilecek kıvamda bir şey. İçiliyor yani. O kadar acı değil. Güzeldi. İşte tok tutuyor insanı. Bu şekilde. Arkadaşlar son olarak da kapatış yapacağım. Kanalıma abone olun. Likelayın. Ve zaten çok sevinirim. Mutlu olurum. Devamı gelir videolarımın. Buraya da eski kiloluykenki hallerimi koyacağım. Şu anda koymaya başlamışım da kesin. Kilolu 3-4 tane fotoğrafım vardı işte onları koyacağım. Bir de şimdiki halimi de koyarım belki. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you. Video much. See you later. Bye. Güle güle.